Başkanına sesleniyorum. 35 sene öncesi bizim tapu paramızı aldı yedi. O yetmedi. Çıktı imar barışı dedi. Demek ki bunlar hırsız, kefesini doldurdu. Nerede bu imar barışı? Tapudur elinizde dedi. Neden bunları peşimize sürüyor, bizim yakamıza sürüyor? Hey, bu sülükler sümüklemeyecekler. Bunlar... Bu halkını, vatandaşını bu hale nasıl indiriyor ya? Bundan başkasına ben oy vermedim, yırtacağım yakalarını. Huzuru mahşerde böyle iki elimle dalacağım onların yakasına. Cumhurbaşkanı biliyor, eğer vicdanı sızlıyorsa, elini vicdanına koysun. Nerede bu cumhurbaşkanı ya? Biz bunu insan dedik, Müslüman dedik, peşine gittik ya. Benim bir oyun başkasına gitmedi ya. Vicdansızlık yapmasın ya. Yapmasın. Huzurum aşağıda, hakkımı alacağım bundan. Topyekun ben komşumun evinden kalktım bunların yüzünden. Babamın evinden kalktım, kaçmaya kalkıştım bunların yüzünden. Sen bunların peşine niye gidiyorsun diye. Yazıklar olsun bunlara. Utanıyorum AK Parti'ye oy verdiğimden. Tayyip'in peşine gezip oy verdiğimden ya. Bu vicdansızlar. Bu kadar mı vicdanınız var ya? Ben 10 TL kira, nereye gideceğim 10 TL kira ilanlık ya? Benim yerime Arapları mı getirip koyacak? Afganları mı getirip koyacak? Kimi koyacak ya? Ben hakkımı savunuyorum, hakkımı. Ben devletten hak istiyorum, hakkımı savunuyorum. Cumhurbaşkanı eğer elini vicdanına koysun, adaletli işi yürütüyorsa biz onu yemiyor. Gelsin ya, gelsin. Ben ona görüşmek istiyorum, gelsin. Bu nasıl Müslümansınız ya? Hak mı var, adalet mi var ya? Haktan, adaletten bahsediyorsunuz ya. 20 yıldır biz bunu hak etmişiz demek ki. Saat 8.30'dan beri kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm yaparaktan halkı perişan edip, yani vatandaşına bu zulüm bu Arakan'da görülmemiştir. Yani çok rezalet ya. Bu yapı yaşanmaz yani. Zulüm bir şey yani. Hiçbir yerde görülmemiş bir zulümdür. Muvafakatname tek taraflı, ucu başı açık olan hiçbir şey yok yani. Tek taraflı bir sözleşme adı altında. Ama biz kesinlikle imzalamıyoruz ve yerlerimizde bırakmıyoruz yani. Mücadelede devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Buraya kentsel dönüşüm yapılacak dediler. Bizde kentsel dönüşüm ofisi açtılar burada. İki tane de memur koydular yetkili olarak. Hiçbir şeyden haberi olmayan, gittiğin zaman soru sorduğun zaman biz bilmiyoruz deyip sadece muvaffakatname koydular. Muvaffakatnamede bütün haklarınızı işte belediyeye devrediyorsun. Evlerinizi boşaltıp gitmemiz karşılığında işte muvaffakatname imzalamamız gerekiyor. İmzalamazsak işte böyle bir zulüm yapıyorlar. İşte zorla işte gelip elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı kestiler zaten. Yürütmeyi durdurma kararı olanlar vardı. Bir 14 tane. Şimdi onlar için geçti. Onların arasında bir tane benim kardeşimin makineye bağlı bir çocuğu var. O da vardı. Biz aslında bugün toplanmamızın amacı o. O çocuğun elektriğini kesmemek. Gelip onları bildiği halde, raporlar var, 12 yıldır makineye bağlı ve o şekilde yaşıyor çocuk. Ve gelip o çocuğun elektriğini kesmeye kalktılar. İlk önce o eve geldiler. Oradan başladılar. Biz de halk olarak gidip orada direndik. Yani biz burada ölmek var, geçit yok dedik. Onu bayağı bir mücadelenin sonunda sadece o evin elektriğini bıraktılar. Gerisini, hepsini kestiler. Bu insanlara fahiş fiyatla ucu açık fiyatlarla ev sahibi tekrar kendi evini kendine satacaklar ama ucu açık. Efe tüfe koydular ve ne kadar ödeneceği belli değil. Biz de bunlara direniyoruz. Biz diyoruz ki notere gidelim, karşılıklı sözleşme imzalayalım ama buna asla yanaşmıyorlar. Ve çevik kuvveti her defasında kafamıza dikiyorlar, elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı kesiyorlar, biber gazı sıkıyorlar, her türlü zulüm yapıyorlar bize. Her türlü pisliği yapıyorlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Biz böyle bir zulüm hak etmiyoruz. Biz vatandaşız. Biz en doğal hakkımızı, evimizi, mahremimizi korumaya çalışıyoruz. Ve çoluğumuzu, çocuğumuzu hiçe sayarak, hastamızı hiçe sayarak kapıya gelip ilk önce oradan başlıyorlar. Yani biz ne yapalım ya? Ölelim mi ya? Burası bizim vatanımız değil mi? Biz Suriye'de mi yaşıyoruz ya da İsrail Filistin'e zulmeder gibi bize hangi hakla zulmediyorlar? Kim zulmediyor? Bunun başındaki kim? Neden? Neden ben vatandaşım ya? Benim silahım yok, hiçbir şeyim yok ya, hiçbir şeyim yok. Benim doğadan başka hiçbir silahım yok. Benim paralarımla, vergilerimle alınmış silahları karşıma getirip çevik kuvveti dikerek benim karşıma doğrultuyor ya. Onu bırak, ben terörist miyim, neyim? Neyim ben? AKP istifak! AKP istifak! AKP istifak! Yazıklar olsun! Zulüm var, zulüm! Nerede adalet? Nerede adalet?
Gülüm var, gülüm. Buradaki hukuki süreç içinde Tokatköy sakinleri tamamen devlet güçlerine yardımcı olmaktadır. Ancak belediye başkanlığı bir rant projesi olan rezerv yapı alanı ilanı ile ilgili buranın sakinlerini yıldırmak için her türlü şeyi yapmaktadır. Her türlü zorlamayı yapmaktadır. Tüm bu insanların bir tek isteği vardır. Belediye noterde muvafakatnameyi imzalasın. Bunlar zaten burayı terk edecekler, kabul edeceklerdir. Ancak belediye başkanlığı her nedense sözleşmeyi imzalamamakta. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürü 40 kişinin önünde buradan 189 dairenin Çevre Bakanlığı'na verileceğini beyan etmiştir. Burada Çevre Bakanlığı'nın ne alakası vardır? Çevre Bakanlığı'na neden bu 189 daire gitmektedir? Bununla ilgili 40 şahit de istediğiniz zaman tek tek beyan verebilir. Şu anda yapılan usulsüzdür, hukuksuzdur. Bu insanlar demektedir ki davayı bitirelim, biz zaten terk ederiz kaybedersek. Ancak imar planları ile ilgili kamu yararına aykırı olan bir planlamanın raporu geldikten sonra belediye hızlandırmakta ve burayı tamamen bir şekilde yıkmak istemektedir. Biz de hukuki süreçte bunlara kanunlar nezdinde engel olmak zorundayız veya engel olmaya çalışıyoruz. Tüm bildiklerimiz diyelim veya bu insanların zoru budur. Şu anda 3 aydır elektrik ve susuzdurlar. Elektrik ve suyu, doğalgazı kesilen bir Tokatköy sakini insanlar burada mağdurdan da öte resmen işkenceye tabi tutulmaktadır. Başka bir diyeceğimiz yok yani. Güvenlik güçleri haklıdır. Onlar emir verilmekte yapmaktadır. Ancak belediye yasal bir işlem yapmamaktadır. Yaptığı gayri yasaldır.